Aurora, Kuzey Carolina, 1994, Snowden İlkokulu. Ron Clark, ilk gününüz için hazır mısınız? Evet efendim. Birazdan yanınızda olacağım ve size sınıfınızı göstereceğim. Öyle mi? Bu hikaye Ron Clark'ın hayatındaki olaylara dayanmaktadır. Merhaba. Neyin var senin? Öğretmenim benim öğrenemediğimi söylüyor. Bu yüzden ceza aldım. Yavaş olun çocuklar. Sessizce okuma parçanızı okuyun. Ben Bay Clark. Senin adın ne? Heather Craig. Memnun oldum. Walter, hepsini okudun mu? Aa, affedersin. Ben çok unutkan biriyim. Benim adım neydi? Bay Clark. Gördüm. Bir şeyi öğrendin işte. Şimdi çık bakalım oradan. Hadi. Bay Clark. Evet. Yeni öğretmenimiz siz misiniz? Alan, önüne dön. Sandalyeyi al. 4 yıl sonra. Kaçın mahvoldu. Acele edin. Herkes burada mı? Evet. Malzemeleri getirin. Her zamanki gibi saat 5'te Swan Cordon'da oluyoruz. Sonra her zamanki yerden karides yemlerini alıyoruz. Her zaman yaptığınız gibi. Sonra da balık yakalamak için feribotla Okaka Adası'na geçiyoruz. Her zamanki gibi. Evet çocuklar, bu pek de umduğumuz gibi bir yıl sonu kutlaması olmuyor tabii. Ama burada Bay Clark'a teşekkür etmeden geçemeyeceğiz. Çünkü onun sınıfı üst üste 4. yıl Beaufort'taki en iyi dereceyi almayı başardı. Bu yüzden buradaki herkesin sizin için bir sürprizi var. Ama ne yazık ki dışarıda. Hemen burada. Gelin gelin. Bildiğiniz gibi Bay Clark burada geçici öğretmen olarak işe başlamıştı. Evet. Ama sanırım artık sürekli olarak kalmayı düşünmesini sağladık. Aa. Evet, hadi artık içeri girelim. Çabuk çabuk hadi. Hadi çocuklar. Tamam, acele hadi edin çocuklar. Şemsiyenin altından gelin. Çıkma. Evet, aferin. Hadi bakalım. Acele edin. Hadi daha hızlı. Burayı seviyorum anne ama artık gitmem gerekiyor. Yoksa o park yerini mezarım olarak kullanacaklar. New York'taki devlet okullarında öğretmen açıkları var. Gazetelerde iyi öğretmen aradıkları yazıyor. Baba, her yıl öğrencilerimi amaçlarını gerçekleştirmek için bir şeyler yapmalarını söylüyorum. Büyük düşünüp risk alın diyorum. Artık kendime kulak verme zamanım geldi. Sizi çok özleyeceğim tabii. Ama gitmek zorundayım. Seni anlıyoruz hayatım. Güle güle. New York'ta adam öldürüyorlar. Burası Radyo Roanoke. Güneşli bir gün değil ve sıcaklık 25 derece. And the night sounds start to whisper. Spor haberleri şimdilik bu kadar Baltimore. Şimdi Smokin' Red dinliyoruz. Johnny Hartman'ın yumuşacık sesinden dinledik. Burası WNYC, New York'tasınız. Ve sırada sıcak bir gece için sıcak bir melodi. Hey Ahbap, çekilsene yoldan. Tamam tamam, gidiyorum. Ben de fark edeceğim. Saat 10'a kadar. Evet, kağıdını unutmuşum zaten. Sadece nakit. 11.30'da kontrol var. Tamam. Pekala. Aa, çok güzel. Ve adın neydi? Ama haber verdim. Sana söylemedi mi? Yolanda. Sağ ol Yolanda. Tamam, görüşürüz. Tamam dostum. Endişe etme. Ha, merhaba. Görüşürüz. Tamam ama ona buraya gelmesini söylemiştim. Biliyorum ama yok işte. Git ve hemen buraya getir onu. Tamam, birazdan çıkıyorum. Çabuk ol. Lanet olsun. Çabuk onu buraya getir. Boşuna iş çıkarıyorsun bana.
Neden haber vermiyor hadi ki? Hadi. Acele et. New York. Sana inanamıyorum. Hadi zaman kaybetme. Tamam gidiyorum. Sana söylemiştim. Yeter. Söylemiştim. Yeter. Her zaman kendi bildiğini okursun. Günaydın. Günaydın. Yolanda, günaydın. Harlem'deki devlet okullarının listesi var mı? Tabii ki var tatlım. Bence o şekilde olmaz. Pekala, sağ ol. Konuşup bunu konuşalım. Söylesene, okul listesini ne yapacaksın? Biraz daha para bulmam gerekiyor. Ben bir öğretmenim. Öğretmenlik mi yapacaksın? Çok teşekkür ederim, bu çok iyi. Harlem'de. Evet. Tamam, ben 5 o zaman oldum. Sana gereken tatlım, görüşürüz, deneyimli doğru bir avukat. O beyaz kıçını gördüklerinde seni postalayacaklardır, anladın mı? Ne biçim bir salaklık bu, Harlem'de öğretmenlik yapacakmış. Sen aklını peynir etmek. Tamam, teşekkürler. Hoşçakal. Neydi, buraya gel. Şuradaki sokak. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Özgeçmişime bir baksaydınız. Özür dilerim ama şu anda boş pozisyonumuz yok. Bakın bütün öğrencilerim yüksek notlar aldı. Aldıklarından eminim. Size iyi şanslar. Efendim, evet geliyorum. Sevgili bay ve bayanlar, zenginden çalalım ve cesur bir garsona mutfağa gidip siparişinizi getirmesi için yardımcı olalım. Güzel şapka, müşteriler aksanı fark edemiyor. Hey dikkat et, ok ve yayın var. Senin hikayen ne? Buradaki herkes bir oyuncu. Ben bir öğretmenim. Sınıfa gitmeden üstünü değiştireceksin herhalde. Çok komik. Peki ya sen? Ben mi? Oyunculuğa ara verdim de. Ama Kleopatra rolüne hayır diyemem. Hey kim o? Mısır kraliçesi tabii ki. Ve Marcus Antonius'a aşık. Hayır. Yani asıl adı ne? Marisa. Ve kostüm olmadan çok daha güzeldir. Ben Jason. Hadi çocuklar. Ya da diğer bir deyişle Marcus Antonius. Ben alırım. Affedersin. Bu her zaman olur zaten. Kafanı takma. Siparişlere yardım et. Buraya. Hadi ama hemen bulmam gerekiyor. Başka kapıya. Yürü hadi yürü. Hemen sınıfa geri dönüyorsun. Bırak beni. Bırak. Hey, gel buraya gel. Çekil şuradan. Hey. Durun. Hey John Mitchell, hemen ofisime. Şaka yapmıyorum oğlum. Ben oğlun değilim. Bay Saus, nedir bu saçmalık? O çocuk öğrenciniz. Artık değil. Eğer giderseniz dönemezsiniz. Küçük pislikler sizin olsun. Hemen başlayabilirim. Saldırıdan tutuklanmadığın için çok şanslısın. Merhaba, ben Ron Clark. Diğer dosyalarda... Kuzey Carolina'da 4 yıl boyunca ilkokul öğretmenliği yaptım. Sizin bir öğretmene benim de bir işe ihtiyacım var, ne dersiniz? Bay Clark, samimiyetinize eminim ama siz burası için biraz fazla... Fazla ne? Fazla beyaz, fazla uzun, fazla çirkin. İyisiniz. Standart test notlarını artırma konusunda uzmanım. Yapmak kelimesi burası bir fiildir. Burası onur sınıfımız. Bu öğrenciler her yıl eyalet sınavlarında yüksek notlar alıyorlar. Ben şunu dedim sana. Her sınıfı başarı puanlarına göre 4 bölüme ayırdık. Atmayın artık. Peki ya bu sınıf? Bu sınıfta bütün New York bölgesinde en düşük notları alan öğrenciler var.
Kendi hallerinde görünmüyorlar, öyle değil mi? Ha, bundan çok daha kötü. Bu çocukların öğrenme, disiplin ve sosyal iletişimde çok ciddi sorunları var. Örneğin Tayshon Mitchell. İki ceza aldı. Üçüncüsünde ıslah merkezinin yolu görünmeyecek. Aradığınız mı? Üçüncü sınıfta açığımız var. Eğer bilgileriniz Noel'den olsa... Hayır, ben bu sınıfı istiyorum. Olmaz. Geçen yıl bu sınıf Noel'den önce 6 öğretmen eskitti. İyi ya, ben de onları istiyorum. Evet, ne diyorsunuz? Sınav notları benim için çok önemli. Yoksa bu işte kalamam. Hemen başlayabilirim. Pazartesi başlıyorsunuz. Bol sınav yapın ve duruma bakalım. Saçmalama. Ol o zaman. Tamam, çok iyi. Yarın benim için uygun. Elbette, benim için de uygun. Tamam, nasıl istersen. Tamam dostum. Evet, bunu konuşuruz. Tamam, yarın görüşürüz. Tamam. Kesinlikle, bu harika oldu. Yarın görüşürüz dostum. Hoşça kal. Emin ol. Görüşürüz. Mola veriyorum. Ah. 200 dolar ama hiç bahşiş yok. Tanrım, sürekli benimle uğraşıp durdular. Aa, Cleo, yılanın kaçmış, burada bulduk. Yeterince derdim yok sanki. İster misin? Evet, tabii. Sen öğretmensin Clark, söyle bana, erkekler neden hiç büyümez? Aa, korkarım, benim uzmanlık alanım ilkokul sınırını aşmıyor. İş buldun ha? Harlem İlkokulu'nda. Yarın öğrencilerimle tanışacağım. Ha, yemeğin tadını çıkartsan iyi olur. Son yemeğin olabilir. Hayır, bana bayılacaklar. Derslere başlamadan önce öğrencilerin aileleriyle tanışmak isterim Bayan Vasquez. Julio! Bence bu önemli. Julio! Lanet olsun. Nerede bu? Tam bir soytarı Bay Clark. Ama iyi çocuktu. 14 yaşındayken doğmuştun. Anladım. Evet, ne diyordum? Nasıl? Ben diyordum ki... Ha, Julio'yu akşamları ev ödevlerine yardım ederseniz... Evet, tabii. Böylece birlikte onu öğrenmeye teşvik ederiz. Amerikan tarihi. Güneş sistemi, matematik... Bütün istediğim Julio'nun yeteneklerini fark etmesi. Bay Clark, evli misiniz? Hayır. Hepinizle tanıştığım için çok mutluyum. Daha önce Hindistan'dan bir öğrencim olmamıştı. Adın ne demiştin? Bedriye. Okumayı seviyorum özellikle... Terbiyeni takın. Erkekler konuşuyor burada. What the... Ben Bay Clark, yeni öğretmenim. Sabah aramıştım. Bugün cumartesi aptal. Amerika, gelen kimmiş? Hiç kimse. Gel buraya dedim, gel buraya. Aa, bunlar kardeşlerim mi? Hayır, çocuklarım. 12 yaşındayım ve 3 çocuğum var. Kiminle konuşuyorsun sen? Ben Bay Clark, Amerika'nın yeni öğretmeni. Peki Bay Saoirse ne oldu? Bırakmış. 6 ısla. Yemin ediyorum bu okul öğretmeni biri girip biri çıkıyor. Evet biliyorum, ben de bu yüzden buradayım. Sizlerle işbirliği yapmak için. Benim zaten işim var bayım. Hatta 2 işim, 4 çocuğum ve şartlı tahliyede bir de kardeşim var. İşe geç kaldım. İşte burada. Kağıdı bulan parayı alır, tamam mı? Hey, şeyle masalar. Ne oluyormuş bir bakalım.
if you get the shadow boxer. Acele et, hadi geç kaldın. Hey buraya at, hadi. Çekil şuradan. Hadi at. Bebeklerin ne oluyor? Hey bu kadar yeter, yürüyün hadi. Seni gördüğüme sevindim Teyşo. Günaydın müdür bey. Pekala, günaydın. Evet. Ah, merhaba, ben Ron Clark. Benim sınıfım şurası. Demek büyük düşünüyorsun ha? Büyük popolar mı? Annesini düşünüyor olmasın? Yerlerinize oturun. Hocam, Şamilika kendini kötü hissediyor. Evet, lanet öğretmenler yüzünden. Kendi yerine geçsene sen. Pekala, bugün ilk günümüz olduğu için hepinize bir sürprizim var. Neymiş? Söyleyeceğim Hulya, eğer bana bakarsan. Bugün herhangi bir işi çalışmayacağız. Hey. Şamayka, bunu yapma. Onu da yapma. Yaparsam ne olur? Ne yapacaksın? Beni atacak mısın? Durma, at hadi. Bu işime gelir. Evet, doğru. Evet, atabilirsin, biliyor musun? Evet, at. Hey, bakın salak fazla dayanamadı. Oturun. Bunu gördünüz mü? Bunun anlamı bu yılın farklı olacağı. Bu yıl burası sadece bir sınıf olmayacak. Bu yıl biz burada bir aile olacağız. Ama sen bana benzemiyorsun ki. Ben sizin aileniz olacağım ve siz de benim ailem. Yani bu durumda ne ben ne de siz hiçbir yere gitmiyorsunuz. Anladınız mı? Dudak parlatıcım var mı? Evet. Sağ ol. İyi. Böyle. Ne düşünüyorsunuz? Aptalca olduğunu düşünüyoruz. Bu sınıfı kim dağıttı? Ben yaptım efendim. Bay Clark. Bu küçük numara Aurora'da işe yaramış olabilir ama ben bunu yutmam. Benim okulum, benim kurallarım, benim tarzım. Pekala. Ver bakayım o sakızı. Ver dedim. Bütün sakızlar kavanoza. Kavanoza, evet hadi. Tamam. Tamam. Hey hey hey. Seni gördüm. Ver bakayım. Ver. Çok güzel, teşekkürler, teşekkürler. Tamam, soluna. Sola, biraz daha. Şey, seni sınamak istiyorlar, umurunda mı diye görmek için. İyi ama hiçbiri bana bakmıyordu bile.
Hayır, bir tanesi bakıyordu. Ama o da benim resmimi çiziyordu sanırım. Bunlar katlanıyor mu? Tamam. Bence burada çok güzel oldu. Aslında okul heyecan verici bir yer olmalı. Bak. Cumartesi sabahı yayınlanan çizgi filmlerden sonraki aptal reklamlardaki gibisin. Ne yani, sen okulu sevmez miydin? Nefret ederdim, nefret. Eğer öğretmenim ben olsaydım bayılırdım. Ron, sakin ol. Masadan uzak dur. Ben de öyle yapacaktım. Taşımama yardım ettiğine göre sanırım ben de balığını beslemeli ya da doğum günlerini mutlaka hatırlamalıyım artık. Aslında hafta sonu vardiyamız en azsaydın Jason'la Los Angeles'a gidebilirdim. Orada bazı yapımcılarla buluşacak şu pembe dizilerden biri için. İkiniz ne zamandır çıkıyorsunuz? Neredeyse 2 yıl oldu. Yani aslında birlikte yaşamıyoruz. İkimiz de çok meşgulüz. İdare ediyoruz işte. Evet, buna sevindim. Tamam, vardiyadan önce 3 saatimiz var. Kim acıktı? Sanırım bu bana bir pizzaya patlayacak. Öyle değil mi? Lütfen beni dinler misiniz? Bugün başlamadan önce bu sınıf için koyduğum 3 kuralı sıralayacağım. Evet. Bunlara uyarsanız hepimiz çok eğleniriz. Evet, tabii. Yok, eğer uymazsanız sonuçlarına katlanırsınız. Tabii. 1. kuralı hepiniz hatırlıyorsunuz. Biz bir aileyiz. Yeter artık, saçmalamayı bırak. Burası bir kreş değil. Yani birbirimize yardım edeceğiz. Birbirimizi koruyup kollayacağız. Tamam mı? 2. kural, birbirimize saygı duyacağız. Hey, bana efendim diyeceksiniz. Aptal, salak ya da ahbap değil. Size bir şey sorarsam evet efendim, hayır efendim diye cevap vereceksiniz. Yok, tamam mı? Salak. Saygı Julio Vasquez, saygı. Size izin verilmedikçe konuşmayacaksınız ve ben konuşurken gözleriniz bende olacak. Başka bir yerde değil. 3. kurala gelince. İşte 3. kural. Öğle yemeği için girer çıkarken sıra halinde hareket edeceksiniz. Saçmalama. Şaka mı bu? Jamaika. Ne var? Evet efendim. Jamaika, teşekkür ederim. Niçin? Bana 4. kuralı hatırlattığın için. Dudak şapırdatmak ve göz yuvarlamak da yok. Eğer bu kurallara uymazsanız adınız tahtaya yazılacaktır. Ne saçmalık. Bir kuralı daha çiğnerseniz adınızın yanına bir çizgi. Evet, 3. hatanızdaysa... Hey. Merhaba. Ne okuyorsun? Hiçbir şey. Ben bunu liseye kadar okumamıştım. Dedim ya, eğer oynayacaksan 1'e 10 veriyorlar. Çok iyi para ahbap, çok iyi para. Julio ne yapıyor? Tamam mı? Bunda düşünecek hiçbir şey yok. Yani, bahse geliyor. Tamam. Çantada keklik dostum. Benim mi? Gerçekten çok kolay olacak. Ne zaman olacak bırakacağını? Herif cumaya kadar gitmiş olur. Kumar yasa dışıdır. Hele 12 yaşındaysa. Bu arada ben gitmiyorum. Yapma ahbap. O zaman nasıl para kazanacağım ben? Burada güzel bir şeyler kokuyor. Sizden bir iyilik isteyebilir miyim bayanlar? Düşünüyordum da ben eğer... Doktor King adaletten söz etmiştir. Su gibi akan adaletten. Elden ele geçirin. Dürüstlüğü de büyük bir ırmağa benzetmişti. Tıpkı sıcak bir günde iyice bunaldığınızda foş birinin yangın musluğunu açıp her yeri sulamasına benziyor ve etraftaki herkes hoplayıp zıplıyor. İşte Doktor King adalet ve özgürlüğün böyle olmasını istiyordu. Evet, bu akşam evde Doktor King'in konuşmasını okuyup kendi rüyalarınıza doğru bir yolculuğa çıkmanızı istiyorum. Hey, kilitli bu. Ne oluyor? 3 numaralı kural. Yemeğe çıkarken sıraya gireceksiniz. Olamaz. İnanamıyorum. Bak ne diyeceğim. İşte benim kuralım. Sıraya falan girmiyorum. Peki Jamaika.
Madem ki biz bir aileyiz, madem ki birimiz yemek yemiyor, o zaman hiçbirimiz yemeyeceğiz. Hadi uzatma Şamey. Benim karnım çok acıktı. Ha, evet. Sessizce çift sıra duvar kenarından. Çok güzel. Çok iyi. Sessiz ve güzelce. Aa, anlaşılan biri acıkmamış. Hey, yaratsana. Hey. Kesin şunu. Dur. Gidelim. Konuşmak yok. Şimdi durun. Jamaika sıranı bozdun mu? Hayır efendim, bozmadım. Kafamın arkasında gözlerim olduğunu biliyorsun değil mi? Buradaydım, ona sorun. Salak. Pekala, Jamaika gerçeği söylemeye karar verene kadar hepimiz burada bekleyeceğiz. Olamaz hocam. Sana sırayı bozmadım dedim. Sen Bay Clark'ın sınıfındansın. Yemek yok. Hı? Hadi ama Bay Clark. Açlıktan ölüyorum. Her an düşüp bayılabilirim. Hemen yerine geç Julio. O şapkayı da çıkar. He. Yiyip yiyemeyeceğimiz tamamen sana bağlı. Jamaika, biz bir aileyiz. Ve ailede herkes birbirine saygı gösterir. Onlar birbirlerine asla yalan söylemezler. Sıranı bozdun mu? Hadi Mika. Hadi gidelim. Burada hepimiz bekliyoruz. Gerçekten. Seninle gurur duyuyorum. Thank you. Now, what is rule number five? No crying in line. That's right. Now go eat. Time. I'm proud of you. Thanks a lot. Thanks for nothing. Yeah. Ha? Evet anne, ben de sizi özledim. Evet, orada bana iş vereceklerini biliyorum. Ama burada da her şey yolunda. Günaydın. Merhaba. Evet, çocukların bana alışması biraz zaman aldı tabii. Evet. Ama şu anda gayet iyiyiz. Evine dön öğretmen. Biz senin ailen değiliz. Şimdi hepinizin tertemiz sınıfımıza iyice bir bakmanızı istiyorum. Çok iğrenç. Şapşal adam. Aman yanayım. Kimin yaptığını sormayacağım. Gözler buraya. Bu yıl eğlenebileceğimizi ummuştum. Ve hala da öyle umuyorum. Ama bunun için bütün kurallarımıza uymanız gerekiyor. Ve kurallarıma uymayı öğreneceksiniz hep birlikte. Her şeyden önce tam bir ucum de. Otur geline, bana efendim de. O ve lanet olası kuralları. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. O lanet olası sıraya gireceksin. O benim babam değil ki. Ama olabilir de bunu bilemezsin. Evet, neden olmasın? Kapa çeneni.
Bütün söylediğim, burası bizim okulumuz ha. Ne istersek yaparız. Evet, hem nasılsa yakında o da gidecek. Geçen hafta da böyle söylemiştin ama hala burada. Bekle biraz, gidecek. Umarım gitmez. Ne? Ben Bay Clark'ı sevdim. Çünkü sen başka bir ülkeden geldin. Biz burada işleri böyle yapmayız. E peki nasıl yaparmışız? Bize uymalısın. Bizim gibi olmak istiyorsan yaptıklarımızı yap. Hadi. Yo yo let's go let's go. Yo yo let's go let's go. Hey hey one part must go. Strawberry shortcake, cream on top. Tell me the name of your sweetheart. Is it A, B, C, D, E? Çok iyiydi Şameyka. Gerçekten yeteneklisin. Yerinize geçin. Hemen. Görüşürüz. Hadi yerinize geçin. Ne dedin? Hadi. Evet, hemen odana git Julio. Hey! Bana konuş diyen oldu mu? Benimle mi konuşuyorsun? Beni dövecek misin? Hayır. Ama ikinci kuralımızı çiğnedin. Beni dövecek misiniz efendim? Çok mu komik yani? Hayır. Jamaica, sınıf sende. Ne? Hey Sean. Bak. Yapma bunu. Hey. Bak. İki ceza almışsın bile. Eğer şimdi çıkıp gidersen seni okuldan mutlaka atarlar. İçeri gir. Neden? Senin muhteşem kişiliğini özledim. Bay Turner'ın burada olanları bilmesine gerek yok. Bak. Kendine bir şans daha tanı. Merhaba, yeni şifon yerimi taşımama yardım edecek misin? Evet, elbette. Jason da yardım ederdi ama sen çok daha beceriklisin. Bunun iyi pişmesi gerekiyor. Zaten iyi pişti. Ne diyorsun sen, az pişmiş bu. O zaman yakarım, sen geri kalan siparişlere bak. Bana işimi öğretmeye kalkma. Tebrik ediyorum. Ne için? Resmi olarak artık New York'lusun. Hazır mısın? Evet bebeğim, hemen geliyorum. Tamam. Bitsen iyi olur. Hey! Bana bak, maydanozu unutma sakın. Teşekkür ederim. Raquel Arenas. Raquel, ödevini getirdin mi? Alita Sanchez. Jamaica Wallace. Jamaica, ödevini getirdin mi? Hayır. Benim hiç rüyam yok. Bedriye. Julio Vazquez. Üzgünüm getiremedim patron. Neden böyle yapıyorsunuz? Yapacak daha iyi işlerimiz vardı. Affedersiniz. Efendim demeyi unuttum. Bir işaret aldım. Cezamı almak istiyorsun. Hey, o şene gerçekten de bayıldım. Teşekkür ederim annem aldı. Seninle güzel konuşurken yüzüme bak. Tüh, unuttum. İkinci işaret. Seninle konuşurken yüzüme bak. Defol başımdan. Siz kazandınız. Aferin, başardın. Zıpla, 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 zıpla
İşte bu. Evet. Merak etme, yetişiriz. Merhaba. Ne oldu? Neden okulda değilsin? Bunu konuşmak istemiyorum. Bana New York'u göster. Buraya geleli 3 ay oldu ama daha hiçbir yerini görmedim. Bugün mü? Tamam, gidip dolaşalım o zaman. Çocukken bu binanın adının Empire State Building olduğunu sanırım. Çok tatlı. Tamam, bu son rüzgarları altında bütün adayı dolaştık. Sana 3 çörek, 2 sosisli ısmarladım. Şimdi bir şeyler yapma sırası sende. Ne istersen. Bana olanları anlat. ...12 yaşındaki bir çocuğa saldırdım. O kızı sırasıyla birlikte pencereden atmak istedim. Bunu daha önce de gördüklerinden eminim. Ama ben görmedim. Kendimi kaybettim. Umutsuz mu hissettin? Onlar bunu her gün istedi. Bu çocuklar onlardan istediğim her şeyi yapabilirler. Hatta daha fazlasını. Ama yapmayacaklar. Çünkü... bugün pes ettim. Sakın pes etme Ron. Öyle mi? Sen en son ne zaman seçmelere katıldın? Bilmiyorum. 2 yıl 7 ay oldu. Eğer gidersen Broadway'in umrunda olacağım sanki. Ama o çocuklar farklı. Onlara ilham verecek kişi sen olabilirsin. Bay Clark, cuma günü delirmiş gibiydi. Sanırım artık bir daha gelmez. Bence hepimiz eve gitmeliyiz. Sahi mi? Evet. Tavsiyen için teşekkürler evlat. Ama eğer Bay Clark sınıfında değilse yerine bakacak birini bulabileceğimizden eminim. Buna ne gerek var ki? Günaydın Julio. Müdür bey. Geri gelmiş. Gerçekten öyle. Ne yapıyordun? Kafayı yemiş. Herkes beni iyi dinlesin. Bu 4 duvar içinde yabancı da olabiliriz. Bir aile de. Bu 4 duvar içinde hikayeniz bitebilir. Ya da yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Düşündüğünüz her şeyden daha iyi bir başlangıç. Buraya geldiğimden beri beni hiç ama hiç dinlemediniz. Evet. Pekala, işte anlaşmamız. Bugün öğreneceğimiz şey gramer. Eğer sessiz olup dinlerseniz her 15 saniyede bir çikolatalı süt içeceğim. Eğer başarabilirseniz benim kustuğumu görebilirsiniz. Evet, anlaştık mı? Evet, anlaştık. Güzel, tamam. Julio? Evet. Bu senin yemen için değil. Senden saat tutman istiyorum. Her 15 saniyede bu cetvelle kavanoza vur. İşte böyle. Evet, tamam. Bunu duyduğum zaman bunlardan birini içeceğim. Ve süre... şimdi başladı. Evet. Her cümlenin bir öznesi, bir de fiili vardır. Bay Clark bir bumerangtır. Bumerang da ne demek? Kapa çeneni Alita. Sanırım bütün çikolatalı sütü içtiğimi görmek istemiyorsunuz. Fiil cümledeki eylemi ifade eder. Bu cümlede
İç. Ne oldu? Pes mi ediyorsunuz yoksa? İç. Şimdi sınıfta kim bana bu cümledeki fiili gösterecek? Ah evet. Hissetmek? Evet. Kusacak mısınız Bay Clark? Evet. Bu çok iğrenç olurdu. Oh, hayır. Evet, hadi. Devam et. Hey, bunu bana da öğretebilir misiniz? Ne, öğrenemeyeceğimi mi düşünüyorsunuz? Öğrenemezsiniz. Tamam, bir anlaşma yapalım. Bunu öğrenirsem siz de bir şeyler öğreneceksiniz, tamam mı? Ne? 7. sınıfta bilmeniz gereken her şey. Ciddi mi bu? Pekala. Yani atlayacak mısın? Evet. Tamam. Ama biraz yavaş olur. Değil mi? Bizim gibi yapmak zorundasın. Peki. Tamam. Hazır. Evet. Başla. Hadi dostum. Dans etmeyeceksin. Zıplayacaksın. Hadi ama. Güzel. Tamam. Hey! Hey Bay Turner, çok eğlenceli. Öğrencilerinizle bunu yapmanız sizce uygun mu? Bunu sizinle yapamayacağım kesin. İşiniz öğretmek. Öğretiyorum zaten. Yılın yarısı geçti bile. Bu sınıfı size verdim, belki kafalarına bazı temel bilgileri sokabilirsiniz diye. Bu çocukların hepsi de dibe vurmuş durumda. Onlardan böyle bahsetmeyin. Bütün istediğimi öğrencilerinizin sınıflarını geçmesi. Öğrencilerimin hepsi sınıfını geçecek. Ne? Ben geçmeyeceğim. Güzel. Böylece onlardan kurtulmuş olacağım. Sorun çocuklarda değil, ne yapabileceklerinde de değil. Bütün sorun sizin onlardan beklediklerinizde. Çıtayı buraya koyuyorsunuz. Bence buraya koyun ve hepsi başarsın. Toplum bizi notlarımızla yargılıyor. Devlet de notlarımıza bakıyor. İyi not almamı sağlayan öğrenciler de benim saygımı kazanır. Güzel, tamam. Mayıs'taki sınavda hepsi geçecektir. Buna inanmak çok zor. Affedersiniz, geçecekler mi dedim. Çok iyi notlarla demeyi unuttum. Sınıfımdaki çocukların her biri sizin saygınızı istiyor. Hatta ben de istiyorum. Saygımı mı? 12 yaşındaki bir davranmayı kesin. Oraya tırmanmayı çok istemiştim. Ama oradayken, yani kayaların kenarında, üstümde iplerle ve arkadaşlarım bağırırken atla atla diye aşağı baktım. Ve çok yüksek olduğunu gördüm. Orada kayaların kenarında durup bağırdım, yapamam diye. Arkadaşlarım da bağırıyordu. Evet yapabilirsin, atla hadi atla. Ve atladım. Orada öleceğimi sanmıştım. Ama atladığım anda bir an için uçtuğumu sandım. Asla yapamayacağımı sandığım bir şeyi yapmıştım ve çok hoşuma gitmişti. Belki siz bunun farkında değilsiniz ama bu sınıfta da her gün dağa tırmanıyoruz. Her gün sürekli yukarılara doğru tırmanıyoruz ve sanırım artık atlama zamanı geldi. Korktuğunuzu biliyorum. Yapmanızı istiyorum. Atlamanızı istiyorum. Nasıl bir şey olduğunu hissetmenizi. Uçmanın. Şimdi her birinizin buraya gelip
bir mum yakmanızı istiyorum. Evet, hadi gelin çocuklar. Mumunuzu yaktığınız zaman bu bir arada oluşumuzun sembolü olacak. Eğer bana güvenirseniz emin olun bundan çok daha fazlasını öğrenebilirsiniz. Söz veriyorum. Ödevinizde sorun yaşarsanız beni arayın. Yemeğinizi yedikten sonra tabaklarınızı toplayın. Diğerlerine nazik davranıp onları şaşırtın. Amerikan devrimi, endüstri devrimi, iç savaş, insan hakları hareketi. Sizlerden Amerikan tarihinin büyük resmini iyice anlamanızı istiyorum. İşte bu yüzden bu yıl Birleşik Devletler'in 42 başkanını da sırasıyla öğreneceğiz. Yo, başkanları öğrendikten sonra tarihteki diğer olayları hatırlamanız çok daha kolay. Hadi ama. Hiçbiriniz sınavı geçemedi. Ve bu yüzden de ceza almalısınız. Bunları elden ele geçirin hadi. Get down to some presidential learning. We'll start with George Washington, straight from Mount Vernon. First president and commander-in-chief fought the Revolutionary War so we could be free. John Adams was second, Thomas Jefferson third. When we fought for independence, their voices were heard. When in the course of human events, we took a stand and we've been doing it since. It's a tribute to the leaders of the USA. It's a president's rap. All right, okay, okay. It's a tribute to the leaders of the USA. It's the president's rap. It's the president's rap. All right, okay. Tribute to the leaders of the USA. It's the president's rap. All right, okay. Pekala, herkes yerine. Hadi herkes yerine otursun. It's the president's rap. All right, okay. O to the nizzle, R to the O to the nizzle, R to the rizzle, R to the O. İşte kağıdın. Teşekkür ederim Bay Clark. Al bakalım. Bu aldığım ilk A. A mı aldın? Aferin. Ve Jamaica. Sağ olun Bay Clark. Harika. Hey, ben de alacağım. Şimdi dinlenmeyi biraz hak ettiniz. Bunu başardığınız için kendinizle gurur duyabilirsiniz. Hadi çabuk gidelim. Hadi gidelim. Çıkalım buradan. Hadi. Bir dakikan var mı? Senden bir iyilik isteyecektim. Benden mi? Ceplerini boşaltabilir misin? Lütfen. Bence bu yasa dışı bir arama olur efendim. Sıranın üstüne. O sabah sizin evde annenin çantası... Hayır, yanlış anladınız. Onunla bir anlaşmamız var mı? Kısaca onunla birbirimize göz kulak oluyoruz. Anladınız mı? Hayır, anlamadım. Yoksa bana yine mi ceza vereceksiniz? Ne yazık ki öyle.
3 kere etüde kalacaksın burada ve benimle. Ciddi söylüyorum. Bu fırsat gerçekten kaçmaz. Böylece biraz kolay para kazanabiliriz. Bence de öyle. Yeterince derdim var. Bak, o herifin kimseye aldırdığı yok. Çok meşgul, seni fark etmez bile. Hey Sean! Kim bu, aynasız mı yoksa? Yo, adam polis falan değil, aptalın teki işte. Siz merak etmeyin, tamam mı? Takım elbiseli ve kravatlı bir salak. Böylelerine hiç güvenmem. İyi misin? Evet, iyiyim. Sana bir şey getirdim. Ah. Biraz yardımla notlarını düzeltebilirsin. Yarın cumartesi senin okulun oradaki kafede buluşabiliriz. Yemekler benden. ...12'de orada olurum. 12'de. Bunu alabilir miyim? Aa, evet, lütfen. Gelmemesine üzüldüm. Hemen geliyor. Ne zaman çıktı? Banks! Hey Banks! İşte geldim. Daha 2 bile değil. Erkenciyim efendim. Hı hı. 3 numaralı etüt dersimiz. Tamam. Sonra 3 kart daha açıyorsun. Sonra 2 tane daha. Tamam, yani 5 kart masada. Evet. Bunları toplayabilir misin? Önce bahse girmemiz gerek. O zaman 5 sahte dolar. Tamam. Gördüm. Ve 36 ediyor. Çok iyi. Peki kare kökü kaç eder? Kare kökü tamam. Sanırım kare kök. Hangi sayının kendiyle çarpımı 36'yı verir? 6 mı? Çok güzel. Sende ne var? Çift 7'li. O zaman bütün cipsler benim. Çünkü 3 onlum var. Öde bakalım ahbap. Bir kere daha? Evet tabii, neden olmasın? Jamaica Wallace. Bugün okuldan sonra bir randevumuz yok muydu? Aklımdan çıkmış olmalı. Ev ödevini teslim etmen gerekiyor. Söyledim ya. Binadaki yangın alarmı 2'de bir çalıp duruyor. Haftada 3 kere mi yani? Meşguldüm, unuttum. Dün gece yeterince çalışamadım işte. Bana ödevini göstermek ister misin? Yardım edebilirim. Hiç fena değil. Halledebiliriz. Merak etme. Sahi mi? Gerçekten mi? Tabii, hatta hemen başlayabiliriz. Birkaç imla hatası yapmışsın. Bazı paragrafları da farklı kullanırsak evet olur. Hey, hadi gel. Tamam, işte geldik. Al bakalım. Biliyordum. Bütün gün çok tuhaf davrandı ve biraz ateşi var. Tamam. Hadi ben. Tamam. Baykılar, şu anda ödevime çalışamam. Yemek hazırlamam gerek. Ben yaparım. Neyi yaparsınız? Ben yemeği yaparken sen de ödevine çalışırsın. Tamam mı? Tamam. Açlığın fena değildir. Tamam. Tamam. Evet. Yiyecekler nerede? Yemek hazır. Konsantre olmaya çalışıyorum. Sonra olursun. Yemek hazır. Dediğiniz gibi yaptım. 3. paragrafın yerini değiştirince fena olmadı. Peki. Bu senin için. Ve bebek yemeği kim içindi? Onun için. Tamam. Buna bayılacaksın. Çok güzel görünüyorum. Ne işi var burada? Bize yemek yaptı. Aileme bakamadığımı mı düşünüyorsunuz?
Hayır. Ha evet. Lütfen evimi terk edin. Evime geldiğimde onu mutfakta yemek yaparken buldum. Bu kızın yapacak işleri var. Bayan Wallace, Şamek hakkında sanki burada değilmiş gibi konuşmayalım, olur mu? Nasıl istersem öyle konuşurum. Ben kızımı okula eğitim alsın diye yolluyorum. Öğretmeninin okulu evime taşımasına gerek yok. Buna ev ödevi deniyorum. Anlamadım. Bu kız bebek bakıcılığından bıkmış durumda. Bay Clark. Şamek sınıfımdaki bütün çocuklardan daha yetenekli. Bunu neden göremiyorsunuz? Ne cüretle. Kızımda neyi görüp neyi görmediğim sizi ilgilendirmez. Sadece ona bir şans tanımanızı öneriyorum, o kadar. Kızımı eve götürüyorum. Yarın geri getirdiğimde bu beyaz ukala burada olmasa iyi olur. Bayan Wallace, sizi temin ederim bu konuyla ilgileneceğim. Hadi kızım. Lütfen Bay Clark'ı kovmayın. Sadece yardım etmeye çalışıyordu. Yardım etmeye çalışıyordu. Tamam canım, önemli değil. Lütfen benim yüzümden gitmeyin Bay Clark. Nesini anlamadın? Bak burada yazıyor işte. Bayan Mullins, durun. Beni dışarıda bekle. Bunu neden yapıyorsunuz? Tamam. Büyük hayaller kurmasını söylüyorsunuz ama dünya öyle değil. Bence başarabilir. Bir anda hayatımıza girip her şeyi anladığınızı sanıyorsunuz. Benim bütün bildiğim onun çok zeki, yaratıcı ve doğuştan bir lider oldu. Şameyka. Benim Şameyka. Evet. Mayıs'taki sınavı iyi geçerse onu Manhattan West'e sokabiliriz. Ortaokul için. Orası özel bir okul. Evet, acele edin. Şimdi okuma parçasına geçiyoruz. Herkes sırayla okuyacak. Belki çocuklar Bayan Benton'da biraz daha fazla durabilir. Tamam. Peki. Tamam. Günaydın Bay Clark. Günaydın. Nasılsınız? Julio, bunu sen mi yaptın? Günaydın Bay Clark. Beğendiniz mi Bay Clark? Çok iyi olmuş, yeteneklisin sen. Pek çok yeteneğimden biri işte ahbap. Yani efendim. Teşekkürler. Günaydın. Merhaba, nasıl gidiyor? Beni seviyor musunuz Bay Clark? Yetenekliyim diye benden nefret etme. Yetenek mi? Sen sadece bir serserisin, başka bir şey değil. Ne yapıyorsun? Sakin ol biraz. Bana sakin ol mu diyorsun ev çocuğu? Sakin ol ha! Yapma dostum. Bay Clark bu tür şeylerden hoşlanıyor işte. Benim yaptığımı sandı. Ben de bir şey diyemedim, tamam mı? Ya bırak beni. Bırak. Ne istiyorsun be? Müfettiş Steven Stave Shaw Mitchell'ın Harlem İlkokulu'ndan atılıp atılmayacağına karar vermemiz için aramızda bulunuyor. Ben evet diyorum. Islı evine gönderilsin. Burada oylama yapmıyoruz Bay Branson. Howard, bırak da Bay Turner söyleyeceklerini bitirsin. Sen bakıcı annesisin. Bir şey söylemelisin. Bu tembel pisliği daha ne kadar çekeceksin? Ne dediniz siz? Bakın, eğer onu kovarsak toplumdan daha da uzaklaşacak. Hepsi Bay bu. Bay Clark, burada öğrenciler sonuçlarına katlanmadan her istediklerini yapamazlar. Peki Tevşoğlu'nu bekleyen sonuçlar ne? Biz bu çocukları okulda tutmak zorundayız. Bence hepimiz biraz daha düşünelim. Unutmayın, başımın arkasında da gözlerim var. Kesin artık şunu.
Bu bir sınav değil. Bu telefon numaram. Ödevinizle ilgili bir sorunuz ya da herhangi bir sorununuz olduğunda tavsiye istediğinizde beni arayın. Saat kaç olursa olsun. Evet, sınıfın önünden defterlerinizi alın. Bir kitap özeti istiyorum. Yarına. Pekala, bu denklemde iki değişken var. X eşittir. Evet, X eşittir. Evet, hadi Teş, onu yapabilirsin. Bak, üstüme fazla geliyorsun Ahbap. Tamam. X eşittir 38. Evet. İşte böyle, devam et, harikasın. Bu hiç hoşuma gitmedi. Ne zamandır bu durumdasınız? Ya bilemiyorum, bir hafta ya da daha çok. Zatürre olmuşsunuz. Sizi eve yollayabilirim ama iki hafta yataktan çıkmamalısınız. En az. Evet ama bunu yapamam ki. İsterseniz hemen hastaneye de yatırabilirim Bay Clark. Tamam çocuklar, oturun. Bay Clark, yüzünüz bembeyaz olmuş. Evet, her zamankinden daha fazla. Önümüzde dört hafta var. Bu çok uzun değil biliyorum ama sıkı çalışırsak sınavlarda başarılı olacağınızı da biliyorum. Şimdi bilim başlıklarına bir göz atalım. Evet, kim anlatacak? Manyetizm, kimyasal reaksiyon ve yer çekimi. Tamam, güzel. Yer çekimi. Yer çekimi önemlidir. Çünkü... Tamam, anladık Bay Clark. Sizi yer çekimi düşürdü. Şaka mı yapıyor? Her zamanki gibi. Bay Clark... İyi mi o? Bay Clark. Nesi var? Yavaş. Tamam. Merdiven. Dikkatli ol. Tamam. Umarım iyidir. Hazır mısın? Evet. Jason'ın kameraya vermesi iyi bir hareket. Yardım ettiği için mutlu. Ne kadar sürecek? 4 saat. 4 saat mi? Her gün mü? Evet. Ya, öyle olmalı. Acele edelim. Peki öyle. Hey Maris. Sağ ol. Dur buraya gel. Bay Clark'ın pasaklı görünmesini istemeyiz, öyle değil mi? Buna kolayca alışabilirim sanırım. Hadi öğret bakalım. Pekala, şimdi bu video kaydındayım diye sizi görmüyor demek değil. Alita, sakız mı? Pekala, herkes hazır mı? Evet efendim. Yer çekimi, iki cisim arasındaki çekim gücü. İşte, yer çekimi budur.
Şimdi yer çekiminin tanımına göre yumurta neden düştü? Çünkü... Hayır, Julio yerle yumurta birbirlerini sevdikleri için değil. Şimdi dön ve bana bak. Yumurta düştü. Çünkü kütle ve yumurtayla evet, yer arasındaki mesafe bir adam, reaksiyona sebep oldu. Ama neden? Pekala. Test kitaplarınızı çıkarın, ben de yeri temizleyeyim. Günaydın Bay Clark. Günaydın Tisha. Çocukların ödevi geldi mi? Döndüğünüze sevindik. Şaka yapıyorsun. Hayır yapmıyorum. Hemen CD'mi ve paramı geri vereceksin sürtük. O CD'yi daha önce geri verdim. Hayır vermedin. Evet verdim. Bunu her zaman yapıyorsun. Geri vereceksin. Bay Clark geldi. Herkes yerine. Herkes gel. Hoş geldiniz Bay Clark. Nasıl gidiyor Bay Clark? Siz söyleyin. Eyalet sınavlarına bir haftanız kaldı. Bay Turner'a, ailelerinize ve kendinize neler yapabileceğinizi göstermek için bir hafta. Ama bana söyleyeceğiniz bir şey yok. O sınavı geçmemizin hiçbir yolu yok. Bu mümkün değil. Bizi boşuna zorladın ha, efendim. Bu kişisel bir şey değil. Bu odada yaptığımız her şey kişisel. Birbirimizle nasıl konuşup, nasıl çalıştığımız ve o sınava nasıl hazırlandığımızın hepsi. Ama çok gerideyiz. Hiç de değil. Tam tersi. Herkes yapamayacağımızı düşünüyor. Yok. Bu asla doğru değil. Kurallar... Bu yıl başarmış olduğunuz şeyleri temsil ediyor. Yeni şeyler keşfedip birbirinize inandınız ve tabii kendinize de. Sizinle gurur duyuyorum. Bunlarla karşılaştırıldığında o sınav püf hiçbir şey. Ama Bay Clark, mezun olmamız için belli bir not gerekiyor değil mi? Yani ya eğer... Tıkanır kalırsak? Tıkanıp kalmayacaksınız. Bütün yıl sadece tek bir sınav için çalışmadınız ki. Bu sınıfta her gün öğrenmekte olduğumuz şeyler herhangi bir kitapta yazanlardan çok daha değerli. Ben size öğrettim. Siz de bana. Ve birlikte öğrenmeyi, sevmeyi öğreniyoruz. Evet. Gelecek hafta o sınava gireceksiniz. Ve elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız. Sonra sınav odasından çıktığınızda hayatlarınızın geri kalanında ne istiyorsanız onu yapabileceğinizi bileceksiniz. Pekala, yarın büyük gün ama merak etmeyin, size gereken her şeyi yanınıza aldınız. Ve şimdi bu gece iyi bir uyku çekin. İyi şanslar, tamam mı? Bedriye, seninle biraz konuşabilir miyim? Ve Tayshon, beni kapıda bekler misin lütfen? Biliyorum, uyum sağlaman biraz zor oldu. Ama sen çok zeki ve yeteneklisin. Aslında o kadar zekisin ki istediğin her şeyi yapabilirsin. Doktor olmak istiyorum. Aferin güzel. O zaman o sınavda herkese gününü göster doktor. Sağ olun Bay Clark. İyi şanslar.
Teşon. Hadi ahbap hallet şunu. Çok kolay olacak. Tamam. Merhaba küçük kardeş. Hey nerelerdeydin dostum, seni arıyorduk. Hey yumuşak, nasıl gidiyor? Hey gel hadi, götürmemiz gerekenler var. Yağmur yağıyor hadi. Hey. Bak bu işin içindeysen riske gireceksin. Yoksa olmaz adamım. Belki okula birlikte yürüyebiliriz diye düşündüm. Yürürken bir yandan da sınavı gözden geçiririz. Hey, buraya mı yoksa oraya mı gidiyorsun? Nereye söyle. Oraya gidiyorum. Salak. Pekala, matematik bölümüne geçtiğin zaman sakin olacaksın. Hadi bakalım. Hadi. Günaydın. Ben başlayayım diyene kadar kitapçıkları açmıyorsunuz. Herkes sadece kendi kağıdıyla ilgilenecek. Cevabınızı seçtiğiniz zaman cevap kutucuğunu kalın kurşun kalemle tamamen doldurun. Eğer yeni bir kaleme ihtiyacınız olursa elinizi kaldırın, size hemen kalem vereceğiz. Elinizden geleni yapın. Konuşmak yasak. Başlayabilirsiniz. Acaba onlar da gergin midir? Ben gergin değilim. Mide ilacı. Teşekkürler. Cevap 36 idi. Hayır 32 idi değil mi? Sınav gerçekten de zordu efendim. Vokalette köpüksüz. Merhaba, girsene. Sınav nasıldı? İyiydi sanırım. Çocuklar oldukça başarılıydı. Evet tamam her neyse çok heyecanlıyım. Seçmelere gittim. Aman tanrım harika oldu. Hayır hayır öyle değil. Jason o işi aldı ve onunla Los Angeles'a gitmemi istedi. Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Sen söyle ne yapacağım? Ben bir ilkokul öğretmeniyim. Son gördüğümde sen ilkokulu bitirmiş gibiydin. Yani uğradığın için çok teşekkür ederim. İyi şanslar. Ama... Zil çalana ne kadar oldu? Girmeyin. Saat kaç oldu? Kapa çeneni bunu. Oğlum birine benziyor mu? Ne yaparsanız yapın sakın dolabı açmayın. Hayır hayır sakın açma. Hayır 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 yapma. Biraz sakin olur musunuz? Ne yapayım?
Merhaba çocuklar. Hulya dolabı açacağından emindim. Hepiniz geçtiğimiz 3 aydır bu sınav için çok sıkı çalıştınız. Ve sonuç ne olursa olsun öğretmeniniz olduğum için gurur duyuyorum. Ayrıca ailelerinize sizi özel bir yere götürmek istediğimi söyledim ve onlar da kabul ettiler. Şimdi zarflarınızı alın ve açın bakalım. Hadi. Hadi. Hadi yürü. Hadi benimkini de alayım. Bu iyi de. Çamik. Raken. Buradayım. Ali. Operadaki hayalet Broadway'e gidiyoruz. Bu gece gidiyoruz. Gelip programlarınızı alın. Teşekkür ederiz Bay Clark. Hey, vay canına. Yapma dedim. Nerede kaldı bu? Dedim ya birazdan gelir, sakin ol lütfen. Onu uyarmıştım. Cavaliers başaramadı. Malıksa 108'e 99 kaybettiler. Lakers'a Rockets takımına karşı kaybetti. 21-24. Nuggets Knicks'e karşı maçı 114-112 aldı. Ve süpersonik Jazz'i 106'ya 78 yendi. Trail Blazer Bulls'u 110'a 108'le yenmeyi başardı. İşte o hayalet kıza sırılsıklam aşık ama elinden bir şey gelmiyor. Sonra kızı alıp gizli kulübesine götürüyor. Ve onu orada saklıyor. Ama onları buluyorlar. Sonra ne oluyor? Sonunu söyleyemem. Kendin seyredersin. Bu da ne böyle? Şu duvarların haline bak. Bu saçmalığı sokakta yapmanı söylemiştim. Evimde değil. Hayır! Bırak beni! Bırak beni! Aklını eseni yapabileceğini mi sanıyorsun? Seni pislik torbası. Julio, Jamaica, Raquel. Hadi girelim. Hadi, hadi giriyoruz, oyun başlamak üzere. Yürüyün çocuklar. Hadi. Hadi ama. Eşoğlu'nu bulamıyorum. Siz gidip onu bulun Bay Clark. Burada bir sürü deli var. Biz çocuklara bakarız. Sean? Buradayım. Gidin buradan, gidin. Ben buna değmem, değmem dedim. Gidin lütfen. Yo, seni tanıyorum. Çalışmalarını gördüm. Ve çok beğendim. İçecek bir şey yok. İçecek. İçecek. Şimdi ben nereye gideceğim Bay Clark? Sana yardım edeceğim. Yanındayım, merak etme. Yanındayım Teyşo. Tamam. Geldik işte.
Hey Sean. Bir süre için burada kalacaksın. Teşekkür ederim Bay Turner. Bir şey değil. Hey, burada güvende olacaksın. Kötü bir geceydi. Evet. Hadi bakalım, karnın aç mı? Biraz zaman alabilir ama ona bir yer bulacağız. Sana söz veriyorum. Seninki hangi odaydı? Yarın sabah konuşalım. Tabii efendim. Bilimdeki büyük atılımlar çalışmasıyla Bedriye Sentine. Sağ olun Bakken. Bir şey değil Bedriye. Matematikteki en büyük başarılar çalışmasıyla Julio Vazquez. Sağ olun Bakken. Ve sanat konusundaki çalışmasıyla Avshon Mitchell. Güzel. Ve son olarak da Şamey. Yıl sonu partinizi böldüğüm için özür dilerim Bay Clark ama eğitim komisyonundan eyalet sınav sonuçlarını bildiren faksı biraz önce aldım. Ve size notları kendim getirmeyi uygun buldum. Bunlar pek de sizin beklediğiniz notlar sayılmaz. Bu sınıf, yani sizin sınıfınız diğer sınıflardan daha iyi notlar aldı. Hatta onur sınıfımızı bile geride bıraktınız. Tebrikler. Tebrikler Bay Clark. Teşekkür ederim. Çok etkilendim. Jamaica, senin ödülün İngilizce'deki en büyük başarılar için olacaktı. Ama korkarım bunu değiştirmek zorundayım. Çünkü sınav sonucuna bakınca diğer öğrencilerle aranda büyük fark olduğunu görüyorum. Bu durumda Jamaica Wallace İngilizce ve matematikte en yüksek notları almış bulunmaktasın. Olduğunuz için, hatta biz istemediğimiz zaman bile bize büyük düşünmeyi öğrettiğiniz için. Evet, bu çok doğru. Evet. Ve ip atlarken aptal gibi göründüğünüz için. Sizi şehirdeki en sıkı öğretmen ilan ediyoruz. Teşekkür ederiz Bakla. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Let's get down to some presidential learning. We'll start with George Washington straight from Mount Vernon. First president and commander-in-chief of the revolutionary soldiers, you can be free. John Adams the second, Thomas Jefferson the third. When we fought for independence, Sam Wilson for her. Saying, when in the clouds, I'll give you the best. Bay Clark'ın öğrencileri öğrenimlerine New York'un en iyi ortaokul ve liselerinde devam ettiler.
sınıf kurallarını anlattığı Temel 55 adlı kitabı 13 hafta boyunca New York Times en çok satanlar listesinde kaldı ve 25'ten fazla ülkede yayınlandı. Okulu Ron Clark Akademisi 2006 sonbaharında Atlanta, Georgia'da açılacak. Bay Clark hala Harlem'deki çocuklarıyla bir arada. Onları Costa Rica'dan Japonya'ya ve Güney Afrika'ya kadar her yere götürmekle meşgul. ¿Quieres andar conmigo sin vacilación? ¿Quieres andar conmigo sin vacilación? ¿Quieres andar conmigo sin vacilación? ¿Quieres andar conmigo sin vacilación?